Havalı Joe, yeni Süper Lig sezonu için saçını kestireceğin iddiaları doğru mu acaba? Eğer saçımı kesersem güç tarağımı nereye koyacağım? El Matador! Buraya lütfen! Süper Lig kupasının altını eritip kendi heykelini yaptığın iddiaları doğru mu acaba? Doğruluyor musun? Hayır! Ama iyi fikirmiş. Norçov, bazı kaynaklar bu sezon Hidra'ya katılacağınızı söylüyor. Hı, öyle mi? Kaynakların herhalde kaynak suyunu fazla kaçırmış. Dansçı Rasta, Duman'ın yenilmezler takımına kaptan olarak geri döneceği söyleniyor. Ne düşünüyorsun? Bu şu ana kadar duyduğum en saçma dedikodu. Evet, yenilmezler bile onu geri çağıracak kadar delirmiş olamaz. Dostum, sezon arası basındakileri hiç yaramamış. Evet, haber yapacak bir şey bulamayınca herkes hikayeler uydurmaya başlamış. Bir de bana sor. Neyse, artık beklemelerine gerek kalmadı. Süper Lig artık başlamak üzere. Süper Golcüler! Süper Golcüler! Sahipsiz Ada. Bu arada tatiliniz nasıl geçti? Yeni bir abim üzerinde çalıştım. Ben futbol oynadım. Nasıl yapmak istemedim. Ama kanepede. Benim ne yaptığıma inanmayacaksınız. Yazın gün boyunca... Sörf yaptın. Evet. Bu yaptıklarınız oldukça havalı. Ama hiçbir şey bunun kadar havalı olamaz. Bavarya kalelerinde rehberli bir tur yolculuğu. O kadar çok ilgi çekici şey öğrendim ki. Ve Kral 2. Ludwig'in tahta bir bacağı olduğunu biliyor muydunuz? Ki kendisi Kral 4. Ludwig'le çok karıştırılır. Çünkü onun da tahta bir kolu vardı. Hatta bir de dizinde kağıt hamuru olan Kral Günther vardı. Tatil artık geride bırakma vakti geldi çocuklar. Evet Klaus. Aha. Süper Lig kupasını kazanmak büyük bir başarı ama unvanı korumak çok çok daha zor. Kendinizi zorlu bir sezon öncesi idmanına hazırlayın. Sorusu olan? Evet koç. Sinirlendiğinizde ayakkabınızı oyunculara fırlattığınız doğru mu acaba? Bu resmen saçmalık. Etrafımızda bu kadar insan varken asla yeni sezona hazırlanamayız. Belki de uzaklaşsak iyi olur. İdmanlara şehir dışında devam edebiliriz. Gözlerden uzak bir yer olmalı. Ve ayrıca lüks bir yer olmalı. Sanırım bize uygun bir yer biliyorum. Peki, adın nedir? Söylemeden edemeyeceğim. Medyadan uzak kalmak çok iyi geldi. Evet, 7/24 kameralar üzerimizdeydi. Sen neden bahsediyorsun? Gittiğimiz yerden emin misin dansçı Rasta? Bana güvenebilirsin koç. En gelişmiş tesisler orada. İki mükemmel saha var ve en önemlisi de... tamamen gözden uzak. Kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir sezon öncesi kampı. İyi haber çocuklar. Biraz zamanımı aldı ama bakın ne buldum. Amiento Adası resmi rehber kitabı. İşte yine başlıyoruz. Adanın 500'den fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? Oho, bakın bir kuando kuşu. Adada çok çeşitli bitki ve hayvan türleri. Bütün kulüp dans etmeye başladı. Çok göz alıcı çiçek de var. Süper golcüler mi? Yenilmezler takımı. Burada ne işiniz var? Dur tahmin edeyim. Sezon öncesi idman için mükemmel bir... Mükemmelliği az önce yok oldu. Adanın zıt kısımlarında futbol sahalarımız var.
sorun olmayacağını düşünüyoruz. Belli ki Süper Lig'i takip etmiyorsunuz. Bu adayı özellikle mahremiyeti için ayırtmıştım ben. Birimizin gitmesi lazım. Kimin gideceğine nasıl karar vereceğiz? Benim bir fikrim var. Neden adasına oynamıyoruz acaba? Duma! Demek bazı dedikodular gerçekmiş. Onun dönmesine izin mi verdin? Duma'yı son gördüğümde futboldan men edilmişti ve bir kırmızı kart yemişti. Duma biraz görgüsüz bir oyuncu olabilir. Ama o güçlü ve amansız. Mükemmel bir kaptan. Mükemmel kaptanlık konusunda fikirlerimizin ayrı olduğu kesin. Süper Lig'e tekrar hoş geldin dostum. Geri dönmek çok güzel. Peki ne diyorsun dansçı Rasta? Kazanan kalır, kaybeden ağlayarak evine döner. Ama kimin sahasında oynayacağız? Evet, ev sahibi avantajı kimde olacak? Beyler, madem koca adada sadece biz varız, neden ada boyunca oynamıyoruz? Tamamdır. Adayı yenilmezlere bırakmak istemeyişini anlıyorum ama ada boyunca oynamak mı? Senin aklından ne geçiyordu? Onca yolu sırf golcülerle top koşturmak için gelmedik. Hem mücadele, strateji ve takım oyunu gerekecek. Yeni sezon için çalışmamız gereken her şey. Ve eğer kazanırsak daha sezon başlamadan önce süper golcülere karşı mental üstünlüğü sağlamış olacağız. Takım olarak oynar ve elimizden geleni yaparsak durdurulamaz olacağız. Ayrıca bize zaferi garantileyecek bir planım var. Eğer kafanızı bu yöne doğru çevirirseniz adanın tarihi meydanını görebilirsiniz. Ve tarihi kuyu. Ve tarihi bir demirci atölyesi. Ve tarihi bir tuğla. Biliyor muydunuz? Klaus! Dostum, bu kadar bilgi yeter. İyi. Biliyor musunuz? Zaten size bu süper bilgileri vermeyi hiç istemiyordum. Rasta. Duma. Hadi artık başlayalım. Ne dersin? Biz buraya kuzeye gol atacağız ve siz de güneye. Hangi tarafın nerede olduğunu nasıl anlayacağız? Bu arada bu adada bir çiçeğin gündüzleri hep... Merak etme dansçı Rasta. Gerçek bir kaptan her duruma hazırlıklıdır. Golf? Neden olmaz? Kuralları biliyorsunuz beyler. Kurallar neydi? Kural falan yok. Ama senin için bir tavsiyem var Rasta. Gözünü sakın toptan ayırma. Klaus, ona kuyunun orada müdahale et. Yenilmezler, baskıyı artırın. Burası çok kalabalık. Bu meydandan çıkmamız gerekiyor. El Matador, sahte koşu. Baş üstüne kaptan. Havalı Joe, tek pas. Oldu bil kardeşim. Jakes, sokağa. Anlaşıldı, rasta. Şimdi.
güzel taktik kaptan. Sevinmek için henüz çok erken. Önümüzde gidilecek uzun bir yol var. Hayır, gidemezsiniz. Görünüşe göre çıkmaz sokağa girdiniz süper golcüler. Tamam süper golcüler, bugünlük bu kadar yeter. Siz hiç birbirinizle konuşmaz mısınız? Tek bir kelime bile mi? Uzun bir gün olacak. Dostum, sağda köşeye sıkıştırılmaya alışkınımdır ama böylesini görmemiştim. Evet, bu tamamen farklı bir maç olacak. Bu yüzden farklı düşünmemiz gerekiyor. Çevremizdekileri kullanmalıyız. Yakalayın onu! Göster onlara Shakes. Kaçacak yerin kalmadı Shakes. Shakes! Seni burada gördüğüme sevindim. Kazanma ihtimalimiz hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Hadi vursana artık! İleri! Hadi çocuklar, hadi! Hadi çocuklar, koşun! Hadi koşun! Hadi koşun! Evet, harikaydı! İşte böyle! Evet. Bir kaptan bazen işi kendi halletmeli. Pekala baylar. Neredeyse kuzeye. Gözlerim. Çevreyi kullanmak nasıl oluyormuş dansçı Rasta? Peset Skara. Benden hızlı değilsin. Olmama gerek yok. Güneyde görüşürüz ezik. 127. 128. 120. Oh. 130. 131. Biliyor muydunuz? Siz hilekarsınız. Dostum, yenilmezlerin bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim. Evet, çünkü maçta kural yok. Evet, sen bir de bana sor. Şimdi ne yapacağız kaptan? Bu kuralsız oyun biçimi yenilmezlerin tarzına uyuyor. Biz de kendi tarzımızı göstermeliyiz. Şu an sahada olmayışımız, stratejisiz oynamamızı gerektirmiyor. Şimdi gelin, yenilmezlere neden şampiyon olduğumuzu gösterelim. 1, 2, 3... Süper Golcüler! Öncelikle şaşırtma unsurunu kullanacağız. Ve blokun kusursuz zamanlamalı müdahalelerini. Sonra havalıca onun adrese teslim ortasıyla ileri çıkacağız. Ve Shakes birkaç çalımla çim üstünde geçiş yapacak. Tek vuruşla isabet.
Hadi! Hadi kaptan. Dansçı Rasta seni gülünç duruma düşürüyor. Merak etme. Tam olarak istediğim yere gidiyorum. Hey! Çocuklar! Sanırım yenilmezleri atlattık. Ama hemen arkamızdaydılar. Sakin ol kaptan. Kesin pes edip bırakmışlardır. Evet. Eminim bavullarını hazırlayıp uçan yolunu tutmuşlardır. Olabilir. Oo, vay canına. İşte bu. Size bahsettiğim çiçek. Biliyor muydunuz bu çiçek her zaman... Klaus! Şu an çiçekler hakkında bilgileri dinleyecek vaktimiz yok. Bekleyin çocuklar. Az önce ne dedin Klaus? Bu çiçek her zaman kuzeye bakar. Eğer kaptan olarak öğrendiğim bir şey varsa, o da her zaman takımını dinlemektir. Lütfen biri bir şey söylesin. Bir şey yapın. Yalvarıyorum. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hadi çocuklar, neredeyse vardık. Sizin burada ne işiniz var? İşte tuzağıma düştüler. Ne? Rasta. İyi bir kaptan her zaman önden plan yapar. Pusula. Aynen öyle. Onu bozduk. Kuzey ve güney yer değiştirdi. Takım arkadaşlarını kendi kalene kadar getirdin. Şah. Çok akıllıca Duma. Ama kendi tavsiyeni unuttun. Oo, öyle mi? Peki neymiş o tavsiye? Gözünü sakın toptan ayırma. Ha? Top nerede? Kuzeyin hangi yönde olduğunu bilmek için pusulaya ihtiyacım yok. Evet, top şu an sizin kalenize doğru gidiyor. Bu ada artık bizim. Hayır! Şahmat. Squash. Kabul. Takımına iyi liderlik ettin Duma. Evet, hem de evlerine kadar. Hey! Biliyor muydunuz çocuklar, bu ada sizi fena halde yendiğimiz yer. En azından bir hoşça kal bile demeyecek misiniz? Lütfen hoşça kal deyin. Çok kolay. Hoşça kal. Gördünüz mü? Bunu sırf benimle uğraşmak için yapıyorsunuz. Değil mi? Tebrikler Rasta. Yenilmezleri yenmek takımı motive etti. Ama önümüzde hala uzun bir sezon var. Evet. Asıl mücadele daha yeni başlıyor. Duma!
Duma, tekrar yeni mezel takımının kaptanı olmak nasıl bir duygu? Yorum yok. Peki son birkaç gündür neredeydiniz? Yorum yok. Yani süper gizli bir hükümet laboratuvarında denek olduğunu kabul mü ediyorsun? Yorum yok. Ya da robotik ayak ameliyatı geçirdiğini kabul ediyor musun? Gerçekten nerede olduğumuzu bilmek istiyor musunuz? Uzaktaki bir adada süper golcülere karşı kuralsız bir boydan boya maç yaptık, tamam mı? Aa, hadi ama buna inanmamızı mı bekliyorsun? Bu saçmalığa inanmamızı bekleyemezsin. Sen her şeye inandığımızı mı sanıyorsun? Taktik bölümü görev için rapor vermeye hazır efendim. Ya Nine, süper golcülerin anahtar oyuncusunu bulabildin mi? Yapma. Shakes ve El Matador takımın bütün skor yükünü taşıyor. Haklısın Über efendim. Ama o gollerin %65'i takımdaki tek bir kişi tarafından sağlanıyor değil mi? Ha? Kim? Klaus. Eğer onu durdurursak süper golcülerin gol oranını düşürebiliriz. Peki onu nasıl durduracağız? Üstün bir psikolojik üstünlük sayesinde. Operasyon Alter Ego. Süper golcüler. Demir maskeli adam. Alpin Otel'e hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Tur boyunca kiminle olacağınızı biliyorsunuz. Savunma departmanı. Evet bizi sol kanada koy. Olmaz, sağ kanada. Yaşasın Şeyx, süper oda arkadaşları. O şeyi söyleyemem. Hadi ama, eğlenceli olacak. Süper oda arkadaşları. Hala neden benim tek başıma kalmam gerektiğini anlayamıyorum. Çünkü kendini hiç horlarken duymadın. Evet, adam aynı buharlı tren gibi. Aynen öyle. Evet, kesinlikle. Yoklama saat 6:30'da. Big Bo gerçekten çok horluyor. Sakın geç kalmayın. Shakes! Acele et Shakes, uyuyakalmışız. Shakes, Klaus, umarım hazırsınızdır. Evet hazırız koç. Sağ ol dostum, kıl payı kurtulduk. Süper oda arkadaşları. Süper oda arkadaşları. Evet Klaus, hadi. Hadi bakalım. Evet. İşte bu. O da arkadaşın gücü. Harikaydı evet, beyler. Güzeldi beyler. Harikaydı. Hey çocuklar, hızlı bir röportaj. Tabii, neden olmasın? El Matador, Shakes. Son 5 maçtaki 7 gol ikinizden geldi. Nasıl başarıyorsunuz? Bütün teşekkürü takımdakilere etmek isterdim Lena. Ama teşekkürler bana gelmeli ve birazı da Shakes'e. Formumuz iyi. Çünkü Klaus'un da formu iyi. Evet. 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 Merhaba. Burası... Ben Klaus. Ben Klaus. Biz de sizi bekliyoruz. Çok havalı. Ah Klaus, bebeğim, şekerim, gelmişsin. Ben Vena Sosisli, yeni yönetmenin. Evet, televizyonun en yeni süper yıldızı olmaya ne dersin? Catman. Oh, vay canına. Ama
Neden ben? Yapma Klaus. Sen bir atletsin. Oyunun zirvesindesin. Catman için harika adaysın. Sanırım. Ayrıca karakterleriniz çok benziyor. İkiniz de doğuştan kahramansınız. Muhteşem yancılarla tabii. Harika yancı nerede? Karşınızda köpek çocuk. Uslu köpek. Çocuk. Ve sen de komiksin. Kamera şimdiden seni çok sevdi. Koç buna asla izin vermez. O halde sen söylemezsen biz de söylemeyiz. Batman ve köpek çocuğu. Bak köpek çocuk, bizim en kötü düşmanımız. Tatlıcı. Ona neden öyle diyorlar Catman? Tatlı mı satıyor? Hayır köpek çocuk, çünkü tatlı fırlatıyor. Beni takip et. Katabunga! Güzel söz. Stick. Söyledin diyeceksin. Söyledin diyeceksin. Neden repliklerimizi ezberlemiyorsun köpek çocuk? Klaus örnek al. Evet, ne düşünüyorsunuz? Bence senaryo yetersiz. Karakterin motivasyonu inandırıcı değil. Ve finalden bahsetmek bile istemiyorum. Evet, sana tamamen katılıyorum. Ama Klaus üzerindeki deneyden bahsediyordum. Hiç anlamıyorum. Bunun futbolla ne ilgisi var? Size açıklayayım. Catman ve Köpek Çocuk Alpin Otel'de 7/24 yayınlanacak. Baktığı her yerde Klaus kendini ne gibi görecek ha? Oh! Kahraman olduğunu. Catman kimsenin ağzından düşmeyen bir isim olacak. Catman'in aktörünü gördün mü? Bence o bu sektördeki en iyi oyuncu. Peki bu Klaus'u nasıl durduracak? Evet, eminim bu karakter onu sadece özgüvenli yapacak. Aynen öyle. Ama gözünü kör eden bu güç hissi yüzünden Klaus açgözlü olacak. Kendi başına her şeyi halledebilecek bir kahraman hissine kapılacak tabii ki. Ben Catman'im ve bir cat planım var. Lütfen bana bir şey yapma Catman. Elinden gelmeyen bir şey var mı? Shakes ve El Matador'un asistçileri oyundan düşecek ve süper golcülerin kusursuz formları bitecek. Merak etme ortak, bu sefer uykumu aldım. He? Shakes, Klaus, hazır mısınız? Sayılır koç. Acele et Klaus, dişlerini 3 kez fırçaladın zaten. Bu adam da asla çürük çıkmaz, haksız mıyım? Beyler, Catman'in gücü sanki tanrısal gibi. Ve köpek çocuk yumruğu nasıl karşılayacağını iyi biliyor. Diction! Catman ve köpek çocuk iyi değil. Aksine harika. Evet. İlk 2 saat çok sıkıcı olduğunu düşündüm. Ama 3.'de izlemeden edemedim. Hey! Koç bu sabah yoklama aldı. Ama seni idare ettim. Evet, neredeydin? Ben şeye gittim. Koşmaya. Evet, koşuya çıktım. Sen ne zaman hazırsan Klaus. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Elinden gelmeyen bir şey var mı? Lütfen Catman. Sen doğuştan bir kahramansın. Artık atabilirsin. Ha? Oh!
Oyun planına sadık kal Klaus. Bir boşluk yakaladım koç. Gol atabilirdim. Atabilirdin ama atamadın. Bir yolunu bulurum. Her zaman bulurum. Hey Klaus. Sen iyi misin dostum? Antrenmanda çok garip davranıyordun. Davranışlarımda bir yanlışlık yok Shakes. Bak ben bugün erken yatmak istiyorum. Yarın tekrar koşuya gideceğim. Hey ben de seninle geleyim. Hayır Shakes bu kötü bir fikir. Eğer sen gelirsen koçu kim idare edecek? Süper Oda arkadaşları? Evet. Süper Oda arkadaşları. Pekala ortak. Bakalım aslında neyin peşindesin? Ha? Klaus Catman miymiş? Ama neden bize söylemedi? Bu ikisini bir daha aynı odaya koymayacağım. Shakes, Klaus, hazır olsanız iyi edersiniz. Hemen geliyoruz koç. Hemen geliyoruz koç. Hemen geliyoruz koç. Yetkili olmayan kişiler giremez. Burası kısıtlı bölge. Ben Klaus'un bir arkadaşıyım. Öyle mi? O zaman kesinlikle giremezsin. Klaus'un arkadaşları giremez. Ne? Hayır, sorun değil. Biz aynı takımdayız. Süper golcüler. Kurallar böyle. Süper golcüler giremez. Tamam. Sakin ol. Klaus'la konuşmalıyım. Ama nasıl? Ah Klaus bebeğim, şekerim. Bugün bize başka hangi yeteneklerini göstereceksin? Merakla bekliyorum. Köpek çocuk, geç kaldın yine. Neden sen de Catman gibi olamıyorsun? Catman, acaba biraz konuşabilir miyiz? Dur, sende bir farklılık hissediyorum. Vücudun üzerine çalışmaya başladın değil mi? Pekala. Herkes yerine millet. Sen de köpek çocuk. Hey! Çıkarın beni. Sahne bir kaçıracağım. Yine. Tatlıların artık bitti tatlıcı. Bitti öyle mi? Belki fazladan getirmişimdir. İyi yakaladın köpek çocuk. Sana borcum olsun. Catman. Catman. Ben Catman'im. Ve beni hiçbir şey durduramaz. Evet, Klaus. Harikasın. Setteki herkes Klaus'un oyununu izledi mi? Sonra görüşürüz çocuklar. Kazanmam gereken bir maç var. Klaus bekle. Seninle konuşmam lazım. Benim... Rahat olun millet. Klaus binadan çıktı. Tebrik ederim. Taktik bölümü. Görünüşe göre Klaus güzel planına inandı. Köpek çocuk. Albay rahat dedi. Yani artık maskeni çıkarabilirsin. Ben her zaman karakterde kalmayı tercih ederim. Bu hoşuma gitti. Demir tank davasına kendini adamış. Büyük Hisar Stadyumunda maç günü. İki takım için de idmanlar açısından yorucu bir hafta oldu. Benim için de yorucu bir hafta oldu. Sadece bir kanalı olan bir otelde kaldım. Catman! Sanki yeterince izlememişim gibi. Klaus, sen neredeydin? Nerede olduğum önemli değil. Önemli olan tek şey demir tanklara karşı ne yapacağım.
Peki oda arkadaşın nerede? Geldim koç. Klaus, seninle konuşmalıyım. Klaus! Süper golcüler son birkaç maçtır etkileyici oynuyor. El Matador ve Shakes kuvvetli tanklara karşı gol serisini devam ettirebilecek mi acaba? Catman ve köpek çocuğu biliyorum Klaus. Bir zahmet. Catman ve köpek çocuğu bilmeyen kaldı mı? Bugünlerde çok ünlü bir dizi Shakes. Aslında ünlü bir dizi değil Klaus. Bütün dünyada yayınlandığı tek yer Alpler. Shakes'in boşluk bulup gol atmayı kovalaması gerek ama o Klaus'u kovalıyor. Evet, eğer oyun planlarını düzeltmezlerse süper golcüler katlanarak çöküşe doğru gidebilir. Ve benim de sinir katsayım gitgide artıyor. Baksana ne iyi ikili olduk. McCatman ve Brenda. Demek sırrımı öğrendin. Ama Catman ve köpek çocuk sayesinde herkese kendimi kanıtlayabilirim. Ama asıl sorun da bu Klaus. O dizi gerçek değil. Hadi Klaus! Ben Catman'ım ve beni hiçbir şey durduramaz. Kalecinin kucağına atıyor. İyi bir şut gelmedi. Çok akıllıca Yanay. Operasyon Alter Ego başarılı oldu. Evet, evet oldu Über efendim. Ama... Şaka yapıyorum. Klaus, Catman ve Köpek Çocuk dizisi bir demir tanklar deneyidir. Hah, belki sen de El Matador'a benzemeye başlamışsındır. Gol atamayınca kızmaya mı başlıyorsun yoksa? Hadi ama yapma. Hayır, o haklı. Şu an çok kızgınım. Bana inanmak zorundasın. Ortak? Bir dahaki sefere koca boyla kalırım daha iyi. Yapma. Horlamam o kadar da kötü değil. Kötü mü? Klaus beni dinlemeyecek. Ama dinleyebileceği birini tanıyorum. Klaus, sen orada ne yaptığını sanıyorsun? Evet, biraz pas at dostum. Evet, pas at Klaus. Demir tankların kazanma serimizi bitireceğine inanamıyorum. Çocuklar, sanki çoktan kaybetmişiz gibi konuşuyorsunuz. Kahramanlar bu şekilde konuşmaz. Klaus, seninle konuşmamız gerekenler. Çocuk. Bu diziye bayılıyorum. Shakes. Artık bu diziden nefret ediyorum. Lafı daha fazla uzatmadan sizinle hemen tanıştırayım. Catman. Oo, evet sen Catman'sin. Bunu fark edemediğimize inanamıyorum. Dur tahmin edeyim. Koç da tatlıcı mı? Çocuklar, Catman bir kurmaca. Demir tanklar yapmış. Yapma. Dizi mi çekmişler yani? Oraya gittim. Uber'i gördüm. Ve tek şınavı herkesi. İmkanı yok. Yapma. Yok artık. Yani ben aslında Catman için en uygun aday değil miyim? Klaus, her futbol oynadığımızda sen bizim kahramanımızsın dostum. Dostum, demir tanklar senin oyunundan o kadar korkmuş ki seni kandırmak için resmen bir dizi yaratmak zorunda kalmışlar. Ve sahada hepimiz birbirimizin yanındayız. Shakes, sana inanmadığım için özür dilerim. Ve suratına yediğin turta içinde. Süper oda arkadaşları. Süper oda arkadaşları. Klaus, sence hala biraz daha rol yapabilir misin? Kırmızılılar için zor bir ilk yarı oldu. Bakalım devre arasında iyi bir taktik bulabilmişler mi? Şaka yapıyorum. Süper golcüler atağa çıkıyor. Son birkaç maçtaki muazzam formlarına tekrar kavuşabilecekler mi? Bu tamamen Klaus'un gözlerden uzak kalıp iki forvete pas atmasına bağlı. Mac, bak! Süper golcüler demir tankların kalesini tehdit ediyor. Klaus, ben buradayım. Hadi Klaus, yapabilirsin dostum. Bunu başarabilirim. Nerede? Ufak bir boşluk yakaladı. Görünüşe göre Klaus'un gözü kale demek. Hayır, bu bir yanıltmaca. Çoğunun iyiliği için fedakar bir davranış.
deplasman takımı 1-0. Başardılar Brenda. Hey, Klaus kendini kim sanıyor? Benim hareketlerimi çalıyor. Sıradaki yeni projemiz aksiyon drama olacak ve başroldeki oyuncu sensin. Ve adı da Yaşamak İçin Kaçın. Projenin başlangıç günü... Hemen! Sana söylemiştim. Kaç filmin şumayı. Sonu çok kötü. Bence ben çok daha iyi bir Catman olabilirdim. Olmak ya da olmamak Catman. İşte bütün mesele bu. Kesin olurdun dostum. Sen Klaus'la boyu ölçüşemezsin. Buna imza atar mısın? Yani Catman olarak. Tabii. Sadece kafana girmelerine izin verme, tamam mı? Merak etme. Süper kahraman olmama gerek yok. Ben zaten bir süper golcüyüm. Yüzen stadyuma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ha, güneş! Ve sörf! Sınırsız deniz ürünleri büfesi. Yüzen stadyum o kadar da güzel değil. Peki bu Lokido'nun orada oynamasıyla alakalı olabilir mi acaba, öyle mi? Hayır. Ama adam tam bir çılgın. Yeter artık. Kapat çeneni dostum. Siz ikiniz çok rekabetçisiniz dostum. Kaptanın doğru söylüyor North Shore. Rakibinin takım olan sorumluluklarının önüne geçmesine izin vermemelisin. Peki nerede bu yüzen stadyum? Hemen geliyor. Pekala, gerçekten de güzelmiş. Süper golcüler! Süper golcüler! Derin baskı. Yüzen stadyuma gelmek çok güzel. Lokido. Nasılsın dostum? Sahada olduğundan bile daha yavaşsın. Senin de şakaların sörf yapmandan bile daha kötü. Pekala millet. Tesiste bir tur atmaya hazır mısınız? Yüzen stadyum buraya son geldiğinizden bu yana birçok değişikliğe uğradı. Ana amacımız su altında olabildiğince fazla kalmak. Daha doğrusu aylarca. Oksijen deniz suyundan çıkartılıyor. Topladığımız yosunlar besin ihtiyacımızı karşılıyor. Ve ayağızı sayesinde stadyum su altındayken denize ulaşabiliyoruz. Vay canına! Onlar da nedir? Su altı jet araçları. Su altı bakımlarında kullanıyoruz. Biz onlara suja diyoruz. Ezberleyemezsen sen de diyebilirsin. Ve işte en yeni fikirlerimizden biri. Bu top hareket enerjisini elektriğe dönüştürüyor. Belki bir gün bütün stadyuma elektrik verebiliriz. Hem de içeride oynadığımız futbolla. Ve son olarak kontrol odası. Buradan bütün stadyumdaki faaliyetleri görebiliyoruz. Hem de batma ve yükselme dahil. Seni daha iyi bir oyuncu yapacak tuş olmaması çok yazık. Öyle mi? Öyle. Evet, tabii. Evet, tabii. North Shore. Sana gelmeden rakibinle ilgili ne söyle... Koç Delacroix. Kategori 5'ten fırtına yaklaşıyor. Turumuzu sonlandırmak için harika bir yol. Dünyadaki en iyi mucizelerden birine tanıklık edeceksiniz. Ursula?
Hydra Süper Lig'deki en hızlı takım. Bu hızlarını kullanarak defanstaki boşluklardan geçiriyorlar. En ufak bir boşluk bırakırsanız tereddüt etmeden kullanacaklardır. Savunmacılar, ne olursa olsun dizilişi bozmayın. Müdahaleye yalnızca ve yalnızca son çare olarak başvurun. Merak etme koç, o küçük Lucido'nun hakkından geleceğim. Bunun Lucido ile aranda olan rekabetle ilgisi yok. Önemli olan bir savunma birliği olarak oynamak. Shakes, Kaplan, defansa karşı elinizden geleni yapın. Çocuklar. Ay canına. Aferin size defans. Güzel. Pekala çocuklar. Evet. Defans gerçekten de iyi. Ama onları alt etmenin yolunu biliyorum. Besleyici yosun gıdası. Geleceğin yemeğinin tadını çıkarın. Nerede şu leziz mi leziz deniz ürünü açık büfesi? Artık büfe yok. Havanın kısıtlı olduğu bir yerde herkesin girmesi hoş değil. Deniz ürünlerini unut gitsin koca bu. Bende çok daha lezzetli bir şey var. Deniz korsanları. Dokunaçlı Tim bu leziz gevreye ulaşmak için elinden geleni ardına koymaz. Gözünüzü ondan ayırmayın. En derin sularda yaşar. Ve gizli tarifi de leziz olması. Asıl gizli tarif şekerli olması. North Shore. Lucido. Burada mahsur kalmamız çok acı. Dışarıda olsak sana sörf yapmayı öğretirdim. Beni istediğin kadar kışkırt Lucido. İşe yaramayacak. Eğer balık istiyorsan orada sürüce var. Denizden söz etmişken yeni bir spora başladım. Suja yarışı. Oldukça zor bir spor. Senin için fazla ekstrem olabilir. Zor bir mücadeleyi kabul edeceğini biliyorum. Stadın etrafından geçip aşağı ineceğiz. Hazır mısın? Hadi başlayalım. 3 2 Lucido. Deniz ürünü büfesi hemen geliyor. Dokunaçlı Tim, bu lezzetli gevreye ulaşmak için elinden geleni ardına koymaz mı? Gözünüzü ondan ayırmayın. En derin sularda yaşar. Olamaz! 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 İyi denemeydi dostum. Ama bana karşı nefesini boşa harcama.
kendi oyununu mu kaybediyorsun? Bu çok üzücü olmalı. Çok kolaydı. Evet, hile yapması kolay. Lucido. Ha? Aa. Dokunaçlı Tim diye bir şey yok. Dokunaçlı Tim diye bir şey yok. Dokunaçlı Tim. Lucido, sana inanamıyorum. Dikkat, dikkat. Bütün oyuncular derhal sahaya gelmeli. Koç, senin yaptığın şeyi öğrendikten sonra çok sinirlenecek. Kabullen dostum. İkimizin de başı büyük belada. Belki de bir şey söylemezsek kurtulabiliriz. Evet, ikimiz de çenemizi kapalı tutalım. Ve belki de paçayı kurtarabiliriz. O da neydi öyle? Duydunuz mu? Ben hissettim. Evet. Sancak güç çekirdeğimiz arıza verdi. Ama bu nasıl oldu anlayamıyorum. Ben biliyorum. Bundan sadece bir kişi sorumlu olabilir. Dokunaçlı Tim! Ciddiyim dostum. Şekeri biraz azalt. Bu demek oluyor ki yüzeye çıkana kadar elektriğimiz olmayacak. Ne? Ama endişelenmeyin. Güç çekirdeği tamir edilene kadar stadyumdaki elektrik bize yeter. Ama maç birkaç saat sonra. Tamam, hadi oynayalım o zaman. Ama hayranlara ne olacak? O golleri atarken beni izleyemeyecekler mi yani? O iş bende. Dez, futbol 360 kamera ekibindeyim. Evet! Nerede oynarsak oynayalım. Eminim bütün taraftarımız arkamızda olacak. Sanırım demek istediğin üstümüzde olacaklar. Maç gününde Yüzel Stadyum'dan canlı yayındayız ama tam olarak stadyumda değiliz. Doğru Brenda. Hidra'nın mükemmel stadyumu denizin dibini boylamış olabilir. Ama maç planlandığı gibi oynanacaktı. Ve biz de size her saniyesini aktaracağız. Ve hepsi tek kişilik dev ekibimiz sayesinde. Hadi Süperbolcular, hadi! Hadi bu maç olacağız, hadi bu maç! Maç başlıyor. Hidra inanılmaz hızlarını anında süper golcülerin orta sahası üzerinde kullanmaya başladı. Defans, pozisyonunuzu koruyun. Bakalım defans takımdakilerden daha iyi oynayabilecek mi? Evet. Evet. Ve yine evet. North, Blok ve Kartal Göz yere oldukça sağlam basıyor. Su altında olmalarına rağmen tabii. Defans oyuncuları çok zorlayıcı dostum. Bize geçit vermiyorlar. Merak etmeyin. North Shaw'ı oradan nasıl çıkaracağımı gayet iyi biliyorum. Hadi North. Neyi bekliyorsun? Pozisyonunu koru. Hadi gel dostum. Koru. Sorun nedir North? Yine bana kaybetmekten mi korktun? Aynı o yarıştaki gibi değil mi? Enayi. Ne? Ne yaptığını sanıyor? Takım arkadaşlarını hata karşı yalnız bıraktı. Gol! Hidra liderliği alıyor. 1-0. Evet! Gol! Evet! Adam, böyle bir şey olabilir mi? İnanmıyorum. Lucido! Çocuklar? Koçun yerinde olsam North'u yedek kulübesine alırdım. Görünüşe göre bütün takımı yedeğe alıyor. Ve sanırım sebebini biliyorum. Yüzen stadyum sızdırıyor! Ne? Öyle bir şey patlamaz. Dokunaçlı Tim elinden geleni ardına koymayacaktır. Mısır
kadar gevreyim. Lucido, buna biz sebep olduk. Bir şeyler yapmalıyız. Yapabileceğimiz bir şey yok dostum. Hadi ama, burası senin stadyumun. Ben golcüler yuvasını asla terk etmezdim. Ayrıca zor mücadeleleri sevdiğini sanıyordum. Bu taraftan bizim başkanımızın sujalardan biri eksik. Dokunaçlı Tim! Al! Al hadi hepsini! Seni canavar! O şeyden ne kadar yedin? 10 ya da 20. Kutu. Yapma. Dostum. Sen dostum. Şeker yüzünden çılgına dönmüşsün resmen. Peki eğer bunu dokunaçlı Tim yapmadıysa kim yaptı? Biz. Ne? Sujalarla yarışıyorduk. Ve stadyuma çarptık. Ama merak etmeyin. Evet evet. Siz yüzeye çıkabilirsiniz. Bu durumu halledeceğiz. Peki elektrik olmadan bunu nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Oho! Elimizde en büyük güç kaynaklarından biri var. Bütün evrendeki hem de. Rekabetimiz. Topa ne kadar fazla vurursak o kadar güç üretebiliriz. Dostum, bu çok aksiyonlu bir mücadele olacak. Evet, ama denemeye değer. Evet, çok ama çok ama çok denememiz lazım. Belki de yüzerek çıkmak için hala çok geç değildir. Siz çocuklar hiç ders almıyorsunuz. Gerçek güç takım oyunundadır. Evet öyle. Evet, yapmamız gerek. Evet, evet. Az önce çok önemli bir bilgi aldık sayın seyirciler. Takımlar genelde çıtayı yukarı çıkarmak için futbol oynar. Ama bugün stadyumu yukarı çıkarmak için oynuyorlar ve görünüşe göre taraftarlar bile rekabeti bir kenara bıraktı. Onları suçlayamam çünkü bugün ya iki tarafta kazanacak ya da ikisi de kaybedecek. Güç topu devrede. Ve başlıyoruz. İki tarafta harekete geçti. Hidra golü atıyor. Bir gol de süper golcülerden. Dikkat dikkat. Üretilen güç %15. Devam edin. Süperlik puanları için oynamıyor olabilirler. Ama bu yüzden stadyumda oynanmış en iyi maçlardan biri olabilir. Hiç şaşırmadım. Kelimenin tam anlamıyla hayatta kalması için oynuyorlar. Hemen güç terminaline götürün. Bu iş bende. Hayır hayır, ben hallederim. Tamamen senindir dostum. Oh!
Hayatımda ilk kez ne diyeceğimi bilemiyorum. Wow, şuna ne dersin? Woohoo, baksana. Stadyum başarıyla yüzeye çıktı. İşte o. Bana bugünlük deniz yeter. Heh, bir de bana sor. O gevreyi bu kadar takıntı yaptığıma gerçekten inan... Aa, dokunaçlıktım! Haklıymışsın Klaus. Bu gevrek deniz ürünlerinden çok daha lezzetli. Şekerli. Hey, bak ne buldum. Dokunaçlı Tim gerçekten de derinlerdeymiş. Ama gevrek kutusunu. Ahşap. Lokido. Siz ikiniz büyük bir karmaşa yarattınız. Ve düzeltmede de çok iyi bir iş çıkardınız. Harika. Başardık dostum. Evet. Harika bir ikili olduk dostum. Peki maçın skorunu bilen var mı? Kesinlikle biz kazandık. Aa, lütfen. Bu maç bizdeydi. Islak bir kedi yavrusu gibi oynadım. Lütfen. Ya, benim patilerim bile senden daha hızlı olurdu. Eğer o zaman git bunu golcüler arasındaki Süper Lig kupasını anlar. Sürüyor. Vuruyor. Ve gol atıyor. Size yakın olan mağazaya geliyor. Lisanslı El Matador oyuncağı. Parlak taranabilir saçlar. Onlarsız yapamayacağın aksesuarlar ve meşhur sözleri. Ben en iyisiyim. Evet, evet öylesin. Haftaya çıkıyor. Sadece en iyi mağazalarda. Bu El Matador'u daha da popüler yapacaktı. Evet. Bu ne demek biliyor musun? Evet. Normalde oynadığından daha da iyi oynayacak. Derbiden önce son ihtiyacımız olan şey. Eğer sizin oyuncaklarınız elimizde kalmasaydı daha fazla taraftar desteğimiz olabilirdi. Taraftarlar çok kötü. Eski çorap gibi kokuyorlar. Kendin ol dediler. Demir Tanklar Süper Golcüler Karşılaşması'na hoş geldiniz. İşte geliyorlar. İnanılmaz gürültü. Taraftarlar El Matador'a bayılıyor Brenda. O da bu ilgiden memnun Mac. Taraftarlar? Taraftarlar da kim? Oyuncak işine geri dönüyoruz çocuklar. Süper Golcüler. Süper Golcüler. Son aksiyon figürü. İkinci yarıdayız ve skor hala aynı. Kırmızılılar rakibine karşı öne geçebilecekler mi? Dansçı Rasta Shakes'i görüyor. Shakes'ten El Matador'a. Evet, El Matador! Taraftarları daha da mutlu edecek bir şey yapabilecek mi? Evet taraftarlarım, bu sizin için. Usta'dan harika bir hareket. El Matador! El Matador, maçın adamı. Şu anda kendini nasıl hissediyor? El Matador, evet, teşekkür ederim taraftarlarım. Tüm taraftarlar ona hayran. Sizi seviyorum. Önümüzdeki hafta çıkacak olan aksiyon figürümü almayı unutmayın. Bazı aksesuarlar ayrı satılıyor. El Matador topu merkeze doğru sürüyor. Pas veriyor. Şaka yapıyorum, pas vermiyor. Şut çekiyor ve golü kendi atıyor. Kendi kendine çıkan harika saçlarıyla. Bu sadece bir prototip Nord. İlk seri önümüzdeki hafta tüm iyi oyuncakçılarda. Taraftarlarıma büyük bir hediye olacak. Eğer para ödüyorsan hediye olmaz El Matador.
detaylar. Blok daha iyi bir içecek satmaları gerektiğini söylüyor. Fizzlebum? Orijinal Brislovka gazozu. Evet. Aksiyon figürlerimin satmaması imkansız. Onlara nedenini söyle küçük dostum. Taraftarlarımı seviyorum, onlar da beni. Hey, bir bakabilir miyim şuna? Hey! Dokunmak yok. Hah, iyi. Belki ben de kendi aksiyon figürümü çıkarmalıyımdır. Evet, biraz daha sola. Bu iyi. Hayır, sağa. Evet, aşağı. Aşağı, aşağı, yukarı. Tamam, aşağı. Aşağı, aşağı. Evet, işte bu. Evet, işte bu. El Matador'un aksiyon figürleri. Sürücü, gidebilirsin. Oyuncaklar merkeze. Oyuncaklar çıktı. Evet, evet, ne dersen. Ciddi olmalısın Scarra. Bütün El Matador aksiyon figürlerini almamız gerekiyor. Evet. Neden? İşte burada. İlk versiyon. İlkinin aynısına benziyor. Hayır Kaplan. Bu tamamen hatasız. Her açıdan mükemmel. Tamam, devam et. Açsana. Affedersin. Hadi. Hayır, açamazsınız. Bu ilk versiyon. Pakette durması lazım. Sonsuza kadar. Hayır. Evet. Süper golcülerin gelecek nesilleri de minyatür El Matador majestelerini görebilecek. Dostum, o bir oyuncak. Bütün mesele kaç kişinin onu satın almak isteyeceği. Tahmin ediyorum ki yaklaşık olarak birkaç milyar. Hadi, çabuk olun, çabuk. Ne bekliyorsunuz? Açsanıza. Tamam, şu zımbırtıya bassan artık. Taraftarlar çok kötü. Onlar eski çorap gibi kokuyorlar. Ne? Vice'da maç günü. Evet. Yenilmez United Süper Golcüler maçıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Her iki takımın taraftarı da stadı doldurdu. Ama hangi tarafın yüzü gülecek? Tamam çocuklar. Rakip taraftarların dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz. Kesinlikle kardeşim. Oyun planını biliyoruz. Topu bana vereceksiniz. Bu da ne? Klaus aksiyon figürü. Kendim yaptım. Cidden mi? Sana rakip geldi El Matador. Korktun mu? Çok korktum. Ne düşünüyorsunuz çocuklar? Oyun zamanı. Evet, gitmeliyiz. Taraftarları bekletmeyelim. El Matador'la oyun zamanı. Başlıyoruz. Sence bu atak nereye gidiyor Brenda? Tabii ki günün adamına. Taraftarlar ona doyamıyor. Yorumcular da aynı şekilde. El Matador aksiyon figürün konuştuğumuz gibi kargoda. Ters giden bir şey var. El Matador şimdiye kadar çoktan şut çekerdi. Şu ana kadar kutlamaya başlardı. Oldukça etkisiz bir atak. Hava birden değişti. Dikkat süper golcüler.
Taraftarlar 1-0 kaybediyor. Yıldız forvetten beklenmedik bir performans. Taraftarlarından da hiç beklenmedik bir tepki. Belki de direkt olarak ondan bir yorum alabiliriz. El Matador, kötü performans. Yuhalayan taraftarlar, söyleyecek bir şeyin yok mu senin? Hayır, her şeyi söyledin. Teşekkür ederim Lina. Affedersiniz Bayan Long. Oyuncak dünyası ile ilgili bir son dakika haberim var. El Matador en iyi oyuncu. O en iyi. İyiydi. Bütün taraftarlar ona hayrandı. Çok tuhaf. Neden taraftarlar sana sırt çevirdi? İçtikçe güzelleşiyor. Taraftarlarınca sevilmedikten sonra süperstar olmanın ne anlamı var? Hey bakın! Aksiyon figürlerin tükenmiş. Öyle mi? Evet doğru. Peynir ekmek gibi satılacağını söylemiştim. El Matador aksiyon figürü gibi satıldılar. Peki ya Fizzleboom? Hayır, yanında promosyon olarak Fizzleboom veremeyiz, anlıyor musun? O şeyden kurtulmanın tek yolu Shakes'in hepsini içmesi. Ve bu ciddi bir olasılık. Eğer taraftarlar seni hala seviyorlarsa neden yuhluyorlar? Sanırım başka birini yuhalıyorlar. Evet, bu kadar sevimli bir aksiyon figürü olan birinden nasıl nefret edebilirsin ki? Bu kadar oyuncak muhabbeti yeter. Hadi futbol meselesine geri dönelim. Şu güzelliğe bak! Bu taraftarlar için Latin sihri. El Matador en iyi futbolcu. Kesinlikle. Millet bu gerçekten doğru. Sonunda döndü. Evet. Golcüler yuvasında maç günü. Yani? Yani ne? Aksiyon figürün geldi mi? Evet Brenda. Peki nasıl? Hala açmadın mı? Hala mı? Asla açmam. Sevgili golcüler, yuvam, taraftarlarım, ya hep ya hiç. Evet, United'ın bizi evimizde yenmesi imkansız. Yuhaladıkları benmişim. Golcüler yuvası taraftarı El Matador'u yuhluyor. Dostum, nereye gidiyorsun? Oraya çıkamam. Vice'da neler olduğunu gördün. Burayı düşün. Kendi sahamda hem de... Neden? Neden sevgili taraftarların bana sırtını çevirdi? Bir aksiyon figürünün daha fazla popülerlik sağlayacağını düşünmüştüm. Bu oyuncak işi zormuş ya. Hey El Matador, bekle dostum. Yani aksiyon figürün tükendi ve aniden taraftarların sana sırtlarına mı döndü? Belki de bunda bir bit yeniği vardır. Bu adam gerçekten harika. Tıpkı gerçek El Matador gibi. Prototip. Ama o prototip taraftarların elindekinden farklı. Onları kontrol etmeliyiz. Çok geç Shakes. Hepsi satıldı, tükendi her yerde. Hiç sorun değil. Nerede bulacağımı biliyorum. Hayır. Hadi El Matador. Hayır bu olmaz Shakes. İlk versiyon olmaz. Anlıyor musun? Hadi El Matador. Bu senin iyiliğin için. Neden bu kadar aşırı duygusal davranıyorsun Shakes? Hayır. İlk versiyon.
Ha? Ne? Taraftarlar çok kötü. Onlar eski çorap gibi kokuyor. Ama nasıl? Taraftarlar çok kötü. Onlar eski çorap gibi kokuyor. Taraftarlar çok kötü. Onlar eski çorap gibi kokuyor. Eski çorap, eski çorap, eski çorap. Taraftarlar çok kötü. Onlar eski çorap gibi kokuyor. Eski çorap, taraftarlar çok kötü. Onlar eski çorap gibi kokuyor. O aptal şeyden iki tane istediğine inanamıyorum. Seninle tartışırdım ama enerjimi muhafaza etmek istiyorum. El Matador'u yuvalamak için. Takımlar ilk yarı için geliyor. Geçen hafta Vice'da kaybettikten sonra bu süper golcülerin puanı eşitlemek için son şansı. Yenilmez United ne yaptı? Taraftarların El Matador'dan nefret etmesine şaşırmam. Çok kötü. Her şey düzelecek. Tamam mı? Taraftarlarım kandırıldı. Bunu United'ın yanına bırakmam. Ve başlıyoruz. Maçta olanlara rağmen görünüşe göre süper golcüler saldırı stratejisine devam ediyor. Topu El Matador'a veriyor. Bu taraftarların suçu değil. Taraftarların suçu değil. Bu taraftarların suçu değil. Taraftarlar neden El Matador'a sırt çevirdi? Biz yorumcuyuz. Her şeyi bilmeliyiz, değil mi? Bu çok sinir bozucu. Öyle hissediyorum ki cevap çok yakınımızda bir yerlerde. Bas. Taraftarlarımı sevmiyorum. Onlar da beni. Bu yüzden artık gol atamıyorum. İkinci maçı da kaybedeceğiz. Beni oyundan çıkar koç. Bunun tek yolu bu. Taraftar desteği olmadan oynayamam. Taraftarlara bir şekilde skor aksiyon figürünü aldıklarını göstermeliyiz. Belki de biraz reklama ihtiyacımız vardır. Sen az önce reklam mı dedin? Peki ya Fizzlebum. Evet, neden olmasın? Sonunda ligin en çok konuşulan futbolcusuyla bir röportaj. Yani bir tür röportaj ve El Matador'la. Havalı, seksi, aradığınız her şey. Klaus'un aksiyon figürü. Güzel. Bu müthiş aksesuarlarla birlikte... Tamam, bunlar aksesuar değil. Ama iki tane harika arkadaşı var. Karşınızda El Matador ve El Matador. Taraftarlar çok kötü. Taraftarlar çok iyi. Kötü, iyi, kötü, iyi. Kötü, iyi, kötü. Taraftarlar çok kötü. O berbat yorumcuları hiç söylemeyeyim en iyisi. Bunu burada tutun. Bu biraz ısınmış gibi. Bu adamın biraz serinlemeye ihtiyacı var. Fizzleboom! Dişçiler tarafından asla önerilmiyor. Görünüşe göre El Matador'un taraftarları kandırılmış. Artık değil. Gerçek ortaya çıktı. Soru şu, gerçek El Matador da ortaya çıktı mı? Futbol oynayabilen tabii. Sence işe yaradı mı? Öğrenmenin tek yolu var.
Matador! Ey Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! İnanılmaz! Borçlar yuvasında Kırmızılar 3-0 kazanıyor. Ben en iyisiyim. Ben en iyisiyim. Aslında sen en iyi ikincisin küçük dostum. Tamam, her şeyi topla buradan gidelim. İna! Röportaj için zamanın var mı? Hey Klaus, bence ilk versiyonunu çıkarmanın zamanı geldi. Gerçekten Klaus aksiyon figürünün aksiyona hazır olduğunu düşünüyor musun? Evet, onu sevecek insanlar tanıyorum ben. Bu çok kötü bir fikirdi. Lacefilm ve lüks. Neden onları değiştirmediğimizi anlamıyorum. Eskisini sevmiştim. Taraftarlar çok kötü. Eski çorap gibi kokuyorlar. Hey çocuklar, neşelenin. Bakın, kargo gelmiş. Nereden? Yazmıyor. Açsana. Kaybettiniz. Aa, bu da ne? Bu da ne? Çok korkunç. Aa, korkunç. Kim böyle korkunç bir şey ister ki? Çocuklar, Rio'da oynamayı seviyorum. Harika manzara. Ve harika hava. Her şeyden önemlisi samba. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 7, 1, 1, 2, 3, 1, 1. Bugün şanslı günündesin dostum. Rio'daki en iyi samba hocasını tanıyorum. Samba, mamba, derse ihtiyacın var gibi mi görünüyor ha? Biraz açık fikirli ol El Matador. Ne öğreneceğini asla bilemezsin. Çocuklar, Rio'nun en önemli özelliğini unuttunuz. Palmenteri'ye karşı oynayacağınız maç. Formları çok iyi. Hazırlanmamız gerekiyor. O zaman neden sahildeyiz ki? Ciddi, ciddi, ciddi antrenman için. Ah adamım, cennette harika bir gün daha. Tepe taklak. Dinleyin çocuklar. Palmenteri kalabalık atağa çıkıyor. Bu da onları çok tehlikeli yapıyor. Ama karşı ataklara hassaslar. Kumda antrenman hızımızı arttıracak. Kesinlikle. Oyun planı basit. İyi defans, topu al, kaplana at. Çalım yeteneğini kullanarak palme defansını devre dışı bırakacak. Sorusu olan? Evet. O acaba kaplan mı? Resim dersi ister misin? Rio'daki en iyi ressamı tanıyorum. Top sende kaptan. Pekala. Hadi başlayalım o zaman. Cambaz Kaplan, palme maçında oynayabilirsin ama bu dizini çok zorlar ve aylarca oynayamayabilirsin. Üzgünüm Kaplan, bu riski alamayız. Bu da demek oluyor ki, hayır, hayır, cambazı, tornado. Hmm,
Çok iyiydi kardeşim. Tamam, çok iyi gördün. Harika. Hey. Karamsar müziğe mi ihtiyacın var? Rio'daki en iyi müzik hocasını tanıyorum. Üzgünüm dostum. İlgilenmiyorum. Bu da ne? Dostum bu capoeira. Brezilya dövüş sanatı. Bırak da tahmin edeyim. Rio'daki en iyi öğretmeni tanıyorsun. Osinia tepesinde eğitim veriyor. Belki hala cambaz kaplan olabilirim ha? Dinleyin çocuklar. Evet evet, ciddi ciddi antrenman. Aslında size bir gün izin veriyorum. Sen kimsin? Dün antrenmanda çok iyiydiniz. Ben de yer ayırdım. Evet. Evet. Bir günlüğüne. Evet. Dur otobüsü turunda. Evet. Hayır. Rio de Janeiro tur otobüsüne hoş geldiniz. Kendinizi saatlerce sürecek bu çok ilginç manzaralara hazırlayın. Maalesef klimalar arızalı. Ama koltuklarınızın altına bakarsanız ikramlıklar göreceksiniz. Ekstra tuzlu fıstık gibi. Evet, teşekkürler. Bu yol başında... Ciddi 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 antrenman bile bundan daha iyidir. Neyin var dostum? Sanırım hareketimi yapacak bir yol buldum Shakes. Böylece dizimi incitmeyeceğim. Ama burada kısıtlı kaldım. Endişelenme dostum. Palmen'in icabına bakabiliriz. Sorun maç değil ki Shakes. Ben cambaz kaplanım. Hareketim olmadan ben... bir hiçim. İyi iş çocuklar. Akşam böyle oynarsak süper golcülerin hiç şansı olmaz. Özellikle cambaz kaplan yokken. Donaldo! Bu kadar kendine güvenme. Süper golcülerin hala çok iyi futbolcuları var. Ve koçun yedek planı var. Bence sıkı antrenman yapmanın zamanı. Şimdi sol tarafınıza bakarsanız müthiş Sugarloaf Dağı'nı göreceksiniz. Güzel. Yukarı çıkacak mıyız? Tur kapsamında değil. Ayrıca şimdi solunuza bakarsanız Lapa bölgesini göreceksiniz. Büyük partileriyle ünlüdür. Ha? O da tur kapsamında değil. Sağına bakarsanız meşhur Hosinia Favela'yı görebilirsiniz. Hosinia Tepesi. İşte burası. Capoeira'yı öğreneceğim yer burası. Bu otobüsten inmeme yardım etmelisin Shakes. Ah, tamam, tamam. Zımbateli, yağlı kağıt. Bir saniye hepsi. Millet. Bence herkesin düşündüğünü söylemenin vakti geldi. Bu tur... harika! Bunu her oynadığımız şehirde yapmalıyız bence. Hain! Sen hainsin! Git oradan! Hadi! Hain! Hain! Shakes'i yalnız mı bırakıyorsunuz? O haklı. Bu tur çok... bilgilendirici. Pekala, öğretmen nerede?
sen misin? Bekle bir saniye. Sen aynı zamanda resim, müzik ve samba öğretmeni misin? Ritim, vizyon, ifade. Capoeira bütün bunları içerir. Ayrıca para kazanmam gerekiyor değil mi adamım? Capoeira'da ustalaşmanın ilk adımı Jinaga. Bunun samba dersinden olmadığına emin misin? Jinga capoeira'nın temelidir. Seni bir anda savunmadan saldırıya geçirir. Püf nokta rakibinin ilk hareketi yapmasını beklemendir dostum. Sonra gardı düştüğünde ise... Karşı saldırı. Botanik bahçesi böyle sıcak günlerde vakit geçirmek için harika bir yerdir. Ama turada değil. Lütfen dur artık. Leo'yu mahvediyorsun. Bir sonraki nokta. Hemen buradan çıkmalıyız. Dünyanın işte, en güzel yer olduğunu... Hadi çocuklar, dinleyin beni. Gidersek koça saygısızlık olur. Şehir turumuzun ilk yarısı şimdi bitti. Ve önümüzdeki 4 saat boyunca... Çocuklar, hemen otobüsten inmeliyiz. ...devam edeceğiz. Evet, iyisin dostum. Devam et. Evet, devam et. Şey, el üstünde dönmeyi ne zaman öğreteceksin? Oo, sakin ol kaplan. Acelen ne dostum? Yok, sanırım. Oynayamıyorum. Ama gidip maçı izlemeliyim. Arkadaşlarımı desteklemeliyim. Merak etme dostum. Rio'daki en iyi koltuklar bende. Güzel. Ha? Ne? Lenki için hazırlanıyorlar. Stratejimizi biliyorlar. Hey, bana o hareketi öğretmelisin. Şimdi. Rio de Janeiro, surf, futbol ve samba şehridir. Ne? Dışarıda vakit geçirmek için de harika bir yerdir. Ve şimdi sağınıza bakarsanız meşhur Copacabana sahilini göreceksiniz. Buna inanamıyorum. Bir saniyeliğine kendinizi güzel beyaz kumlarda ve okyanus kenarında hayal edin. Bu harika olacak. Tamam. İzliyor musun? Şimdi sendin. Tamam. Çaba çabadır dostum. Sanırım biraz daha antrenmana ihtiyacın olacak. Hey, bunun Capoeira antrenmanıyla ne ilgisi var? Yok, ama yardımın için teşekkür ederim. Pekala. İşte hazırım. Çok üzgünüm koç. Ama otur çok... Sıkıcı. Evet, evet biliyorum. Orada tam 3 saat daha kaldım. Bir şey daha var koç. Kaplan nerede bilmiyoruz. Şimdilik kaplan için endişelenmeyin. Oyun planı hazır.
Oyuncular hazır. Hadi sonu çalalım. Kaplan! Unutma dostum. Dönüşün işe yaraması için Jinga'yı kullanmalısın. Teşekkürler ama ihtiyacım olanı aldım. En azından benim için bir şey ya. Evet. Arkadaşlar için broşür al. Parmentier Süper Golcüler maçına hoş geldiniz. Ramba Stadyumundan canlı yayındayız. Brezilyalılar tüm oyuncularıyla sahada. Ama Süper Golcüler'de Cambaz Kaplan yok. Ha? Bu hayati oyuncu eksikliğinde Süper Golcülerin B planı var mı acaba? Evet, topu uzun adama atmak. Maalesef Edwin Koç'tan önce bu stratejiyi düşünmüş. İşte geldi. Samabacılardan harika bir gol. Cambaz Kaplan yoksa uzun top işe yaramıyor. Süper golcülerin taraftarları C planının olmasını umuyorlar. Aslında sanırım plan A geldi. Tamam. Uhuu. Ne diyebilirim? Rio, harika şehir. Neredeydin? Sahada olmaman takım arkadaşlarının sana ihtiyacı olmadığı anlamına gelmiyor. Onlara destekten daha fazlasını verebilirim. Bu maçı kazandırabilirim. Yani? Cambaz Kaplan sahalara geri dönüyor. Ve Süper Golcüler ilk değişikliklerini yapıyor. Lenk yerine Cambaz Kaplan giriyor. Hey, bir saniye. Eğer Kaplan A planıysa ve B planından sonra geliyorsa o zaman B planı A planıdır. Ve plan A da... Biri bana kalem kağıt versin. Cambaz Kaplan topu aldı. Etkili olabilecek mi? Bundan daha fazla etkili olunmaz. Yukarı aşağı hareket ederek imzasını atıyor. Hala test aşamasında olmalı Brenda. Hız nerede Kaplan? Hızlı kontratağa ihtiyacımız var. Cambaz Kaplan'ın nesi var? Jinga'yı kullanmalı. Neyi? Sorman çok komik. Vay canına, Kaplan elinden geleni yapıyor. Ne yazık ki ilk yarı bitti. Evet, hareketinin bitmesine ilk yarı bile dayanamadı. İlk 45 dakikanın özeti, Süper Golcüler plan A'yı, B'yi, plan A artı plan B'yi denediler. Gördüler ki plan A, plan B'ymiş ve A artı A 2 A eder. İki tane aynı planları var. Daha çok kağıda ihtiyacım var. Bencil oyun. Talimatları dinlemiyorsun. Bu sen değilsin Cambaz Kaplan. İmza hareketimi yapabiliyorum. Günlerdir olmadığım kadar kendimdeyim. Senin sadece tek bir hareketin yok. Evet adamım. O zaman adım neden Cambaz Kaplan peki? Hey Kaplan! Bir zamanlar birisi bana çok güzel bir tavsiye vermişti. Her zaman açık fikirli ol. Ne öğreneceğini asla bilemezsin. Haklısınız çocuklar. Elbette öyle. Sanırım kimliğimi bulmak için acele ettim biraz. Ve onu kaybettim. Dinlemem gereken tek kişi sen değilmişsin. İkinci yarı başladı. Sürpriz sürpriz, Palmenter atakta. Evet ama herkesin aklında olan soru... Plan B plan A olduğu için plan C de aslında plan B. O zaman Süper Golcülerin C planı aslında plan D.
Eminim ki senin dışında kimsenin sormadığı bir sorudur. Don aldı, o topu aldı. Ama kaplan onu bekliyor. İlk hareketi rakibinin yapmasını bekle. Ve gardı düştüğünde... Karşı atak. Önce hortum gibiydi, şimdi de fırıldak gibi. Peki sırada ne var? İkisi bir arada. Aniden defanstan atağa geçti. Ve Palme'nin başını döndürdü. Oh! Cambaz kaplan tam bir doğal yetenek. Evet, oyuncu formda olduğunda A, B, C ve D planı O oluyor. Tabii ki imzamı alabilirsin. 0-2-4-5-5-5-8-2-4-1-2-1-2. Elbette rehberli bir tur seçersin, değil mi koç? Ah, kesinlikle katılıyorum. Yukarı aşağı hortum hareketi. Bu fikri nasıl buldun? Bana bu tekniği bir kapiyora hocası öğretti. Vay! O dönüşü inanılmazdı. Kesinlikle haklısın. O hocadan ben de bir şeyler öğrenmek istiyorum. O zaman bugün şanslı gününüz. Onlar heyecanın mimarı. Heyecanın görevlileri ve her zaman liderler. Sahada. Efsanevi karşılaşmalarına günler kalan Süper Lig'in en iyi kaptanlarından bahsediyorum. Huzurlarınızda süper golcülerden Dansçı Rasta ve ölüm meleklerinden Vladimir Savic. Burada olmak çok güzel Rob. Selamlar Fani Talk Show'cu. Evet, sahada liderliği almanın sırrı nedir? Seni hayal kırıklığına uğratacağım Rob ama sır diye bir şey yok. Takımını tanı, oyun planını çöz ve kolayca liderliği al. Hepsi bu. Peki, sen ne düşünüyorsun Vlad? Zafer kesinlik demektir. Tabii eğer geleceği görebiliyorsan. Peki, bu gece ne yemek yiyeceğimi de söyleyebilir misin? Fırında makarna. Tek başına. Ölümün kadim kudretli kitabı olmadan önce yaşanacakları bana gösteriyor. Evet. Sıkı durun. Taktikonimon gücü karşısında. Ben göstereceğim performansı maça saklayacağım. Avantajlı durum. Veratubia'ya hoş geldiniz. Ölüm meleklerinin yuvası. Çok bayağı. Siz fariler ne cüretle Vladimir Savic'i taklit edersiniz? Dostum. Shakes. Hı? Ölüm melekleri demir tankları yenmiş. 4-0. Ve Savic bütün gollere katkı yapmış. O herif bize karşı bu kadar kolay oynayamayacak. Evet, Savic geleceği görüyor olsa bile göreceği tek şey Dansçı Rasta'nın poposunu tekmelemesi olacak. Eğer beraber çalışıp oyun planına sadık kalırsak ölüm meleklerini korkutabiliriz. Pekala çocuklar, yaklaşın. Grup fotoğrafı. Çok güzel. Peki ya sen? Grup ne demek biliyor musun? Model öğrencilerin önceki bölümlerinde Jenna'dan hoşlanıyor fakat Jenna hafiften Bruce'dan hoşlanıyor. Bu sırada Morris ve Lawrence kesin olmamakla birlikte olası sonsuz aşklarını Monica'ya söyledi ve bu onun kafasını karıştırdı. Benim de kafam karıştı. Çünkü neden onu izlediğini anlayamıyorum. Evet, cidden Klaus. Şu ergen dizisini bırak artık. Model öğrenciler ergen dizisi falan değil koca bu. Sevmek ve öğrenmek üzerine kurulu olan çağdaş bir klasik.
ve süper modellere özel bir üniversitede geçiyor. Ayrıca eminim ki Lawrence spor giyim modeli El Matador'dan esinlenmiş. O herifin benimle alakası bile yok. Tur otobüsü fotoğrafı. Uber, sağda size ne oldu öyle? Ne kadar güçlü olursan ol, ne yaparsan yap, o iblis kitabının gücüyle asla boy ölçüşemezsin. Süper golcüler, kazana hoş geldiniz. Umuyorum ki tesislerimiz maç öncesi hazırlıklarınız için yeterli olacaktır. Evet, bu teknolojiyle olacaktır. Mutfak, yemek salonu, gözlem odası ve en önemlisi burası. Sizin antrenman sahanız. Z sahası. Coach Delmont, efendim, sence de biz Z sahasından daha iyisini hak etmiyor muyuz? Merak etmeyin, elimizdeki sahaların en iyilerindendir. Z harfi zindanı temsil ediyor. Ve son olarak size yaşam alanlarınızı göstereyim. Biliyor muydunuz? 16. yüzyıl Feratuviyası'nda birinin odasında tuvalet bulunması zenginlik olarak görülürdü. İyi dinleyin çocuklar. Görünüşe göre meleklerin sahadaki performansı saha dışı performansını geçiyor. Ve Savic yaptıkları her şeyin merkezinde bulunuyor. Bütün oyunu yönetiyor. Orta sahayı domine ediyor. Ve takım arkadaşlarına gol attırıyor. Topun nerede olacağını nereden biliyor? Ve hiç bakmadan pas atıyor. Gerçekten de yapabiliyormuş gibi duruyor. Bilirsiniz, yani geleceği görmeyi. Hayır. Merak etme Klaus. Hadi, burada doğaüstü olan bir şey yok. Ben Savic'ten bahsetmiyorum. Model öğrencilerin 4. sezonu çok heyecanlı bitti. Mod Üniversitesi'nde artık mezuniyet zamanı ve öğrenciler podyumda yürüyecek. Derecelerini göstermek zorundalar. Ama Monica hala Morris'i sevdiğinden emin olamıyor ki kendisi vampir olabilir ya da Lawrence spor giyim modeli. Her neyse, Morris podyumda harika bir iş çıkarıyordu. Ta ki Lawrence at kuyruğundan tahta bir kasık çıkarana kadar. Hadi ama çocuklar, bu güzel bir dizi. Ne? Dikkatli olmaktan zarar gelmez. Evet, seni anlıyoruz koç. Ama bizi buraya kilitlemek istediğinden emin misin? Vay canına! Orası garip bir yer. Çok ürkünç. Savic inanılmaz bir orta saha. Ama tabii ki geleceği göremez. Takım arkadaşlarını tanıdığın zaman iki ya da üç pozisyon öncesi düşünmek doğaüstü bir güç olduğu anlamına gelmez. Bir. İki. Peki buradan geçmeyi nasıl düşünüyorsun kaptan? Ben geçmeyeceğim. 3. Affedersin Shakes, kötü pastı.
Galiba biraz daha idman yapmam gerekiyor. Sen dalga mı geçiyordun? Bu harikaydı. Evet, harikaydı. Seni orada yakaladığımı zannettim kaptan. Ama sen bir anda üç adım önündeyim dostum dedin. Güzel antrenmandı çocuklar. Meleklerle karşılaşmaya sabırsızlanıyorum. Bu Shakes. Seni bekleyen acı verici bozgunu tahmin edemediğin için söylediğim bir şey. Dur tahmin edeyim. Bunların hepsini Taktinomikon'da gördüm. Çok özgüvenlisiniz. Çünkü Rasta'nın beni tutabileceğini sanıyorsunuz. Ancak kolaylıkla 5 pozisyon ilerisini görebiliyorum. Ancak kaptanınız henüz üçünü bile göremiyor. Aa, El Matador. Sanırım şu an vaktimiz yoktur, değil mi? Şaşkın fotoğraf için. Sabiç, bizim antrenmanımızı nereden... Ama o devasa kapıyı kilitlemiştik. Bizi görmesinin imkanı yok. Ama bir tür numarası olmalı, öyle değil mi? Ama bu nasıl mümkün olabilir ki? Bütün model öğrenciler sitesini gezdim. Bütün hayran teorilerini okudum. Ama kimse bir şey bilmiyor. Keşke sonraki sezon ne olacağını hemen görebilseydim. Gelecek! Taktikonemon! Hayır! Hayır! Sen ne yapıyorsun? Taktikonemon'u arıyorum. Gizli bir odada tutuluyor olmalı. Aynı Morris'in 300 yıllık günlüğünün aslında Mod Üniversitesi'ndeki Glita Vampa Kardeşlik Kalesi'nde saklandığı gibi. Jenna Terry'i ararken yanlışlıkla ayağına takılan günlüğü görür ama Terry'nin robot olduğunu bilmez. Yani kimse o kadar uzun süre poz veremez ki. El Matador? Gerçekten güzel bir dizi. Hadi ama koç, bir gün içinde iki idman birden mi yani? Kaptanınıza sızlanın, bunu o istedi. Hepinizin görmesini istediği bir şey var. Ama Klaus ve El Matador burada değil. Nereye gittiklerini bilen var mı? O iş bende. Klaus emin olmamakla birlikte Ergen dizisinde ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. O sırada El Matador en fazla fotoğraf çekme rekorunu kırmaya çalışır. Hey çocuklar. Sanırım nasıl öne geçeceğimizi biliyorum. Tüneller sonsuza kadar devam edecek gibi. Evet, aynı model öğrencilerde Lucy'nin bir gün gidip... Sessizlik fotoğrafı. Şimdi Taktikonemon'un kudretli kuvvetini kullanarak zamanı ileri alıyorum ve model öğrencilerin 5. sezonunda ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ha? Lütfen model öğrencilerin 5. sezonunda bana ne olduğunu göster. Lütfen göster!
anlamıyorum. Ne? Bu aynı model öğrencilerin bir bölümünde Erik'in... Bu berbat bir dizi Klaus. Bu çok yakındı. Aynen öyle. Neyse ki geldiklerini önceden gördük. Gerçekten işe yarayan kitabı bulsalardı, başımıza açacakları sorunları bir düşünsen. Kazan'da maç gecesi. Savic mükemmel bir orta saha oyunuyla demir tankları dağıttı Brenda. Ama kırmızılılar çok korkmuş gibi duruyor Mac. Bu maçı kazanmaları için büyülü bir şeye ihtiyaçları olacak. Ve ölüm melekleri o şeye sahip olabilir. Ah hadi ama. Sakın bana o saçmalığa inandığını söyleme şimdi. Şey, bazen o kadar iyi maç sunuyorum ki belki ben de geleceği görebiliyorumdur. Bu çok... Saçma mı? Ve maç başlıyor. Acaba galip gelen hangi takımı... Kaptanı! Kes şunu! Meleklerin kaptanında harika bir öngörü. Canavar şutunu çekiyor. Süper golcüler kıl payı kurtuldu. Oh, vay canına. Görünüşe bakılırsa dansçı Rasta Savic'e kendi ilacından tattırıyor. Çok yakındı. Süper golcüler istediği şansı bulamıyor. Belki dansçı Rasta da Savic gibi bir... İyi oyuncu mu? Çünkü ikisi de çok iyi. İlk yarı bitmek üzere ve hala gol yok. İki kaptan da her pozisyonda karşı karşıya geliyor. Rol yapmayı bırak Savic. Yaptığın her şeyi biliyorum. Seni küstah fani. Sana güçlerimin gerçek kuvvetini göstereceğim. Falsın. İnanılmaz! Sanki Savic sahanın her yerine koşabiliyor. Ne? Gol! Bir kez daha Vladimir Savic takımı için ipleri eline alıyor. Ve böyle oynamaya devam ederse bunu söylemek için geleceği görmemize gerek yok. Süper golcüler bu gidişte... Yenilecekler. Bu işte çok iyiyiz. Sizi bu maçı kazandıracağıma inandırmıştım. Ama sizi yüzüstü bıraktım. Takımını tanımak, strateji, hiçbiri Savic'i durdurmaya yetmiyor. Belki gerçekten de geleceği görebiliyordur. Ne olmuş yani? 8 bacağı olup burnundan ateş çıksa bile umurumuzda olmaz. Kaptanımız olduğun sürece herkesi yenebiliriz. Her zaman, her yerde. Sen bunu başarabilirsin. Sen bizim kaptanımızsın. Takım konuşması fotoğrafı. Ve merak etmeyin, bu sefer herkesi çekeceğim. Hey, ver şunu bana. Hayır! Bu özel anı yakalamam gerekiyor. Ve kendimi de çekmeliyim. Nedir o? Ne olacak? Süper Lig'in en iyi oyuncusu. Hayır. Şu arka plandaki ufak şeyi kastediyorum. O da ne? Ve burada da var. Ana! Drone kamera mı? Savic geleceği göremiyor. Bizi gözetliyormuş. Demek idmanımız hakkında o kadar şeyi böyle öğrenmiş. Peki sahadaki görüşüyle bunun ne alakası var şimdi? Sanırım biliyorum. Pekala Savic, işte başlıyoruz. Kısa pas. 75 derece sola. Topu pası ve sola dön.
30 derece sola top sür. Dikkat et, geliyor. Hala bana yetişebileceğini mi sanıyorsun? Geleceği gördüm. Ve bütün dünyan birazdan başına yıkılacak, Savage. Shakes, ne yapıyor? Aa, bunu yapacağını ben bile tahmin edemedim Brenda. Sadece sen ve ben varız. Dansçı Rasta harika bir oyun oynuyor. İşte Savage geliyor. Dansçı Rasta topu kapıyor. Top Shakes'e gidiyor. Sanırım bu sefer ikimiz de ne diyeceğimizi biliyoruz. Kesinlikle Brenda. Gol! Tebrik ederim çocuklar. Harikasın. Harikasın. Harika. Oh, olamaz. Model öğrenciler iptal edilmiş. Monica'nın Morris'i mi yoksa Laura'sı mı seçeceğini asla öğrenemeyeceğim. İşte bu geleceği öğrenemediğim için gayet mutluyum. Aha. Şuna bakın çocuklar. Ciddi misin? Ölüm melekleri derslerini almıştır sanıyordum. Hadi onu indirelim. Hey, durun 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 durun. O benim. 360 derecelik takım fotoğrafı. Hadi toplanın çocuklar. Ölüm meleklerini unutun. Bu çok daha korkutucu. Dostum.